Merkezi de bu. İki aydır kızım kaçırıldı. Bu iki ay müddeti içinde savcılığa müracaat ettik, karakola müracaat ettik, kaymakamlığa ettik. Kaçıran aile bize 3 kilometre yakın komşu köyümüzdür. Tanınan ailedir, bellidir kimin kaçırdığı. Biz kızı istiyoruz. Onlar diyor ki kendi aramızda örf adetle davamızı barıştır, bitirir. Yoksa kızı size göstermeyiz. Kızın yaşı 15'tir, öğrencidir. Benim kayam kızım getirip yeniden okulup okulunu davet etmek için çabalıyorum. Bunlar diyor ki biz kızı saklarız. Devlet de gelse kızı vermeyiz, yerini de söyleyemeyiz. Ya bu şartımızı yerine getirip barışıp ya da kızı size gösteremeyiz. Ne dinen ne kanunen 15 yaşında kızın evlenmesine karşıyız. Kızım daha öğrenci. Kızım onları da alıp yine okula götürmek için çabalıyorum. Zaten rızam yok, hiç de razı değilim. Benim çabam yetkililerden yardım istiyorum. Başvurduğunuzda askeriye, savcılığa bir şey yapmadı mı? Bir iki sefer baskın yapıldı, bir iki sefer yakalanmadı. Onlar da diyor ki kimse bize yardımcı olmuyorlar. 50-60 hane tamamen öz amcaoğulları birbirine yardımcı oluyorlar. Kimse bize yardımcı olmuyorlar, devlete yardımcı olmuyorlar. Peki kızınızın rızası var mıydı? Kız zaten 15 yaşında olan çocuk sayılıyor, çocuk aklı gidip geliyor. Çünkü şimdiye kadar kızımla hiç görüşülmediği telefonda bile görüştürmüyorlar. Yetkililerden, İşler Bakanı'dan, Sosyal Bakanı, Çocuk Bakanı'ndan hepsinden yardım istiyorum. Bak ay gidi kalki palasari merva var gele mera ma bu mu? Ana mesela rın düşünmüş mü ben? Gede fazla sar kış mal okula ana o bu merra var gele mera gede kalki kaybı mı? La o işim yap gidiyor ve tüm kay ana gidi halki kedi kanun da püçük be İslam'a püçük be meret çara. Çara ama gidi pasar ana az var mı gündi ve gidi pasarı bir mera be aptar atayım gerez bu mu kay? Ana mera gidi pasar sarı çerdi de pas ko kay akli ve işi ve tüm gidi pasar sarı var bender al ber kara ber ber kha le mektebat. Onlar tüm bizi vermiyor.